Teşekkür ederim. Kalkalım artık biz. İlçedekiler sabırsızlanmıştır. Olur. Durun hele. Önce bir kahvemizi içelim oğul. Oturduğun yerin keyfini çıkarmadıkça koşuşturup çalışmak ne fayda? Konağınız çok güzel. Bana biraz etrafı gezdirir misin? Hı-hı. Kahveler pişerken gezin hadi. Şahin, aynalı odayı da göster Canan Hanım'a. Olur. Hani evli olmadığını söylemiştin? Söyledim. Çünkü evli değilim. Peki o çocuk senin değil mi? Evet, çocuk benim. Ama annesiyle evli değilim. Allah'ım bir bu eksik. Gittikçe batıyoruz. Böyle bir şey basına filan sızarsa neler olur biliyor musun? Teşekkürler. Bunu kimsenin bilmemesi lazım. Yoksa mahvolur. Tanıştırayım. Canan, Zerda. Memnun oldum. Ben de. Sıddık nasıl? İyi. Dediğim gibi, bu bilgiyi kesinlikle saklamalıyız. Peşindeki aç muhabir sürüsünün eline geçecek olursa politika hayatın sona erebilir Şahin. Sen gidip kahveni iç. Ben birazdan gelirim. Sıddık ne zaman çıkacakmış? Yakında. Ne kadar yakında? Pek yakında mı, az sonra mı? Bilmiyorum. Doktor saat vermedi. Bütün bu naz Canan yüzünden mi acaba? Yoksa kıskançlık mı diyelim? Evet. İstersen kıskançlık diyelim. O kadını konağa yerleştirmişsin. Daha ne bekliyordun? Zerda, beni dinle. Hayır, sen beni dinle. Sen Mahmut Ağa'nın yanında yarım saat bile kalmama dayanamayıp beni kıskandın. Benim de seni hep burnunun dibinde yaşayan, şimdi de aniden konakta biten bu kadından kıskanmaya hakkım var herhalde. İkisini birbirine karıştırma. Mahmut Ağa'nın senden ne istediği belli. Canan'la benim ilişkimizse sadece işle ilgili. O kadının sana nasıl baktığını görmüyorsun galiba. Evet, görüyorum. Aynen benim ona baktığım gibi bakıyor. Ya, peki siz bakınca ne görüyorsunuz Şahin Bey? Politika konusunda deneyimli biri. Hepsi bu mu? Hayır, dahası var. Akıllı, hızlı, yetenekli ve becerikli de. Hem bu sadece benim fikrim de değil. Demek hanımefendinin çok hayranı var. Şu aptalca kıskançlığını bir kenara bırakıp mantıklı davransan bunu sen de göreceksin. Canan'ın geldiği yere bakman yeterli. Bu kadın partinin en önemli adamının sağ kolu durumunda. Çünkü o bir politikacının yanında olmasını isteyeceği bir. O zaman sen de onun yanına dönsen iyi olur.